Bir 11 ile tam bölünebiliyormuş. Biz sayımızı birler basamağından itibaren şöyle gruplandırırsak. Artı, şöyle şuna eksi, sonra buna artı, şuraya eksi, diğerine art. Bu şekilde gruplandırıp aynı işareti olanları ya da işareti aynı olmak zorunda değil. Bunları bu şekilde toplayıp eksili olanları çıkardığımız zaman sonuç 11'in katı oluyorsa sayımız 11'e bölünür. Biz yine gruplandırarak yazalım. X 4, 1. Bunlar pozitif olanlar. X artı 4 artı 1. Eksili olanlar. Eksi 6, eksi 4. Tabii böyle gruplandırmak zorunda değiliz. Sıradan da yazabiliriz. Yani şöyle 4, eksi 6, artı x, eksi 4, artı 1 de diyebilirdik. Yine aynı sonuç çıkardı. Bu 11'in katı olmalı. 11'in katı. Şimdi şuraya bakalım. Burası x, şu artı 4, eksi 4 birbirini götürüyor. 1'den 6 çıkarsa eksi 5. Bu 11'in katı olacak. Burada gördüğümüz ifade. Eğer x yerine biz 5 değerini yazarsak 5 eksi 5 sıfırdır. Tabii 0 11'in katı. 0 katı. Eğer bir sonrakini bulmak istiyorsak 11 fazlasını alırız. 5 artı 11 16. Ama bu bir rakam değil. X'imiz rakam olacak. Demek ki bizim x'imiz sadece 5 olabilir. 5 olduğu zaman tam bölünüyor.